Süper. Partnerli çalışıyorsanız eğer arkadaşlar, diyelim ki hareketi biraz daha sert ve ağır olmasını istiyorsunuz. Evet, kontrollü bir şekilde iki taraftan dengeli bir şekilde bastırıyorsunuz. Mesela spor salonunda üç göğüs dediğimizde işte yukarı açılı bir sehpada çalışıyoruz. Evet. Ama push-up'ta tam tersi. Yani şınav çekerken tam tersi pozisyon aldığımızda eğer kollarımız yukarıda, ayaklarımız aşağıda olursa bu sefer alt göğsümüz çalışacak. Şimdi ayaklarımız yukarıda, göğsümüz aşağıda olduğu için üst göğsümüz çalışacak. Hareketli en önemli şey, yani partnerle bunu yaparsanız dikkat edin, partnerinizin ayak sağlığı ve kravatlarının temiz olması gerekiyor ki sokudan gebermeyin burada. Hocanın ayakları gayet iyi, temiz. Temiz temiz. Temiz yok yani. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü antrenman videomuzun konusu göğüs patlatan doğru push-up hareketinin nasıl olduğu konusuyla ilgili. İlk versiyonu erkeklerle ilgili, ikinci versiyonu kadınlarla ilgili. Şimdi bir sürü versiyon var aslında. Onur hocam da bahsettiği gibi. Üst göğsü çalışabiliyorsunuz, alt göğsü çalışabiliyorsunuz, göğsün genel kısmını çalıştırabiliyorsunuz. Göğüsle beraber arka kolunuz, sırtınız, trapeziniz, push-up'la her yeriniz çalışıyor. Tabi bunları güç itibariyle kim nasıl çekebilir bunları tek tek anlatacağız. Bugünkü konumuz büyük göğüsler. Hadi başım. Şimdi sen niye çıktın, ben yanına geliyordum. Geleyim hocam. Hani böyle gelirken ben dedim sana müsaade edeyim. Peki ben de geleyim o zaman. Yani ilk konuşmaya başlayalım. Şöyle geleyim. Arkaya dönmeyeyim arkadaşlara. Evet. Şimdi, evet, buyurun ilk hocam. Push-up'ımız hangisi olsun? Hocam ilk önce standart bizim normalde salonlarda ilk yeni başlayanlara gösterdiğimiz push-up nasıl yapılır? Yani hocam biz ne diyoruz buna? Şınav. Şınav diyoruz. Evet. Şınav. Herkesin bildiği şınav. Push-up. Push-up. Evet arkadaşlar. Hocam dilersen ben başlayayım. Peki, başla hocam. Şimdi geldim. Plank pozisyonu gibi, yani düz bir pozisyon alıyorum arkadaşlar. Çok fazla terim kullanmayacağım. Evet. Düz bir pozisyon aldım. Ellerim omuz genişliğinden bir tık daha geniş şey yaptım. Tam 90'ar derece şekilde bir pozisyonumu gerçekleştirdim. Evet. Aşağıya doğru iniyorum. İndim. Yine dümdüzüm. Ve buradan itiyorum kendimi yukarıya doğru. Bu. Çok güzel. Dirseğimi çok fazla kilitlemiyorum eklem sağlığım için. Hafif bükük bir şekilde bırakıyorum. Bu sayede göğsüm sürekli stres altında kalmış oluyor. İndim. Nefes aldım burada. Süper. Partnerli çalışıyorsanız eğer arkadaşlar, diyelim ki hareketi biraz daha sert ve ağır olmasını istiyorsunuz. Evet, kontrollü bir şekilde iki taraftan dengeli bir şekilde bastırıyorsunuz. Aynen öyle. Evet, gördüğünüz gibi paralel vücut yere. Ya bir de kalça bunda... mümkün olduğu, özür dilerim hocam. Kalça mümkün olduğu kadar düz, yukarıda olmayacak. Evet, buyur hocam. Bir de bunda öne doğru bakmaya çalışmıyorum. Evet. Aşağıya doğru bakacağız durmadan. Çünkü öne doğru bakarsan, hocam bakar mısın öne doğru? Evet. Buradaki boynumu şu an olacak. Boynumdaki ve beldeki. O yüzden hareketin açısı bozulacak. Aynen. İkinci evet. Hareketimiz olsun hocam. İkinci versiyon. Dar versiyonunu göstereyim. Hadi siz gösterin hocam. Onu da ben göstereyim. Arkadaşlar ben çok fazla duramayacağım push-up'ta. Çok kısa duracağım. Onun da sebebi sol dirseğim ve sol omuzum sakat. Onun için elimden geldiği kadar. Evet. Böyle bir örneklem olmuş olur. Eğer sakatlığınız varsa nasıl çekebilirsiniz? Evet. Ama ne diyoruz? Sakat da olsak sporu bırakmıyoruz. Tabii. Burada açın amaç... ben hiçbir sakatlığımda sporu bırakmadım. Ek bilgi verelim arkadaşlara. Sadece o bölgeye ağrı yapmayan, sıkıntıya sokmayan alternatif hareketleri buldum ve çivi çiviyi söker diyerek, tabii kontrollü, bodozlama değil, kontrollü antrenman yaparak tedavi etmeye çalıştık. Evet, şimdi ikinci push-up'ı, dar push-up'ı ben gösteriyorum arkadaşlar. Geldik, yine dar bir şekilde pozisyonumuzu aldık. Bilekleriniz arkadaşlar çok önde değil, bu şekilde, evet. Yine kalçamız şöyle olmayacak, yere paralel eğildikten sonra kalkarken nefesi boşaltıyoruz. Bu ısınmayı yarışmalarda da çok yapıyoruz değil mi hocam? Evet, kesinlikle.
Gayet güzel. Göğsü dolduran çok iyi bir hareket. Hatta ve hatta arkadaşlar genelde artık fonksiyonel hareketleri, yani vücut ağırlığınızla yaptığınız hareketleri antrenmanların sonlarında pump yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin göğüs antrenmanın sonunda son setlerde bu hareketleri ekleyebilirsiniz. İnanın çok iyi verim alacaksınız. Aynen. Evet. Hocam, pekala. Üst göğüsü çalışmak için nasıl çalışırız? Hocam, üst göğüs için şöyle biraz daha ayaklarımızın yüksek bir yerde olması gerekiyor. Onun için ben hemen bir aparat bulmaya çalışacağım. Gerçi burada da olur hocam. Koltukta da olur. Koltukta olur. Genelde şöyle bir karıştırma söz konusu oluyor. Mesela spor salonunda üst göğüs dediğimizde işte yukarı açılı bir sehpada çalışıyoruz. Evet. Ama push-up'ta tam tersi. Yani şınav çekerken tam tersi pozisyon aldığımızda eğer kollarımız yukarıda, ayaklarımız aşağıda olursa bu sefer alt göğsümüz çalışacak. Şimdi ayaklarımız yukarıda, göğsümüz aşağıda olduğu için üst göğsümüz çalışacak. Dilerseniz hocam bunu ben göstereyim. Tamam hocam. Geldim. Yine ben standart pozisyonumu aldım. Sadece ayaklarımı yukarıya koydum. Daha da yukarıya koyabilirsiniz. Bu tamamen... Bu mesela şey arkadaşlar. Hocanın ayaklarını aldım. Partnerli çalışma. Evet. Süper. Bas hocam. 2. Nefesi boşalt. 3. 4. 5. Şimdi bir şey daha ekleyeyim hemen buradayken. Eğer omuz hassasiyeti varsa dirsekleri çok fazla yana doğru değil. Vücuda yakın bir pozisyonda inerseniz bu şekilde. Evet. Bu sefer omuzunuza çok fazla yük düşecek. Hocam çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Arkadaşlar bu harekette en önemli şey, yani partnerle bunu yaparsanız dikkat edin, partnerinizin ayak sağlığı ve çoraplarının temiz olması gerekiyor ki kapıdan gebermeyin burada. Hocanın ayakları gayet iyi temiz. Temiz temiz. Yok yani. Güzel. Hadi sen de alt göğsü göster hocam. Alt göğsü mü? Ama alt göğsü güzel gösterebilmen için ben sana bir sandalye getireceğim. Peki. Tamam. Oraya koyalım buraya. Hiç fark etmez. Buyurun. Nasıl istersen hocam. Evet. Hatta ben kaymasın diye buradan tutayım, ne olur olmaz. Tamam arkadaşlar. Evet hocam. Hocamın söylediği gibi arkadaşlar az önce yaptığımız üst göğüsle ilgiliydi. Şimdi alt göğüsle ilgili. Alt göğüste de biraz nasıldı hocam açı? Yukarı doğru. Yukarı doğru. Ama eğim yapacağız. Spor salonunda tam tersi. Evet. Kafa aşağı, baş aşağı evet. Şekilde pozisyon alıyorduk. Geldik. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Evet. Şimdi burada biraz sandalye dar olduğu için ellerim de dar. Daha geniş bir açıda yapmak istiyorsanız salonlardaki sehpalarda, flat sehpalarda ellerinizi biraz daha açabilirsiniz. Evet, geldik. Gel. Dar olunca da göğsün alt ve orta kısmını çok fazla 4. çalıştırıyor şu an. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar push-up basit alınacak bir hareket değil. Hocam böyle buyurun. Çok eksenli. Evet. Yani çok farklı varyasyonları var. Bu varyasyonları işte göğüs antrenmanlarınızda dilediğiniz gibi eklersiniz, çıkarırsınız. Biraz bu sizin göğüs anatominize bağlı. Yani eğer üst çalışmak istiyorsanız hocamın gösterdiği gibi, alt çalışmak istiyorsanız benim gösterdiğim açıda yaparsanız çok iyi verim alacaksınız. Hocam ekstra çok fazla şey soruyorlar. Tekelle push-up yapabilir miyiz? Bu tamamen kor kasları ve kol kasının kuvvetiyle alakalı olan bir şey. Kor kası derken arkadaşlar... Sadece karın anlıyorlar. Karın kasları. Kor yani güç bölgesi. Power zone dediğimiz bölge. Kor bölgesidir. Burası güçlüyse bu yapınız daha rahat bir şekilde push-up evet. yapabilirsiniz. Eskiden çekebiliyordum, bir ara çekememeye başladım. Dilersiz bir deneyelim. Evet. Ama şunu da söyleyeceğim. Tabii ki burada amacımız hani tek elle yapın diye göstermek değil. Hocamın amacı burada bunu yapabilenler gerçekten bunu yapsın. Çünkü diğer türlü tek elle sakatlıklar çok mazur. Hocam bir de ufak bir püf noktası var. Onu söyleyeceğim. Eğer o açıyı yakalarsa zaten büyük ihtimalle rahatlıkla çekebilecekler. Evet, şimdi göreceğiz. Şimdi normal push-up pozisyonu alıp şu şekilde çekmeye çalışırsanız arkadaşlar bu imkansıza yakın bir şey. Evet. Ama geldim. Şöyle şu kolumu daha sabit bir yere koyayım. Aldım. Bir elimi geri attım. Hafifçe rotasyon. İniyorum. Evet. Ve kalktım. 1. İndim. 2. Kalktım.
Çok güzel. Hocam çok zorlamayalım. Daha da zorlayacağım. Süper. Evet. Sual. Evet. Güzel. O zaman şimdi, ben de deneyeyim hocam. Olur hocam. Geldim. Oo muhteşem. Gördüğünüz ben gibi. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Yaptım. Harika. Yaptın oldu. Şimdi hocam. Güçlü herkes bunu yaptı. Pekala. Push-up yapamayanlar. Yani şınav çekemeyenler. Mesela kadınlar. Bunlar için nasıl bir hocam, örneklerini gösterebiliriz? İlk önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar. YouTube'da izlemiş olduğunuz videolardaki bazı ekstrem hareketleri kesinlikle çok denemeyin. Hareketlerin genel olanlarını yapmaya çalışın. Yani burada amaç aslında bizim size gösterdiğimiz normal push-up hareketleri. Tek kol işin biraz aslında fantezisi. Evet. Şimdi bayanlar için de arkadaşlar şöyle, tabii ki spor yapmayan bayanların birçoğu kol kasları ve kor kasları dediğimiz bölge zayıf olduğu için kendilerini bu şekilde kaldıramayacaklar. Bunun için biz dizleri yere koyduktan sonra eğilmeyi tavsiye ediyoruz. Fakat en önemli şey arkadaşlar, dizler burada değil. Dizler ne kadar önde olursa göğsün çalışması o kadar az olacak. Dizlerimiz evet, mümkün olduğu kadar kademeyle kademeyle geriye, şekilde deneyelim evet, hocam. Süper. Geride olacak ve bu. Evet, bayanlar için de bu şekilde tavsiye ediyoruz. Başlangıç pozisyonunda. Tabii ileride güçleri arttığında erkekler gibi yapabilirler. Aynen. Evet. İlk önce diz üzerinde, ardından üst göğüs modellemesinde bacakları düz tutup yukarıda olan bir sehpada, bench'te ve koltukta çekmeye başlarlar. Ardından üçüncü varyasyon olarak normal şartlar gibi yerde evet, düz bir şekilde rahatlıkla bence yapmaya başlarlar. Kesinlikle. Bir çok... de şöyle bir soru geliyor hocam. Her gün şınav çekmeli miyim? Arkadaşlar, her gün şınav çekmeli miyim? Hem doğru hem yanlış. Şimdi eğer amacınız tüm vücudunuzun dengeli bir şekilde gelişmesi ise, yani göğsüm, kolum, omuzum, sırtım çok dengeli olsun diyorsanız her gün push-up yapmak, şınav çekmek doğru değil. Aynen. Yani bir gün push-up yaparsınız deli gibi, öbürsü gün barfiks çekersiniz evde uygun bir yeriniz varsa. Çünkü şu anda korona, kapıda bile çekilebilir. Kapıda bile çekilebilir. Korona günlerindeyiz. Diğersi gün eğer evde aletleriniz varsa, işte tereband, küçük dumbbell'larınız, omuz çalışıyorsunuz. Ama yok arkadaş, ben göğsümün çok iyi olmasını istiyorum dediğiniz zaman her gün değil, iki günde bir daha sağlıklı evet, olun. İki günde bir, üç çünkü günde bir. Çünkü bir adele çok şiddetli çalıştırılmışsa güzel dinlenip beslenmesi gerekiyor ki o adele daha kaliteli ve gösterişli olsun. Aynen öyle. Umarım cevap olmuştur. Aynen öyle. Peki abi hocam. Tek seferde kaç tane yapabiliriz? Tek seferde mi? Ben mi sen mi? Sen ben. Sen ben. Deneyelim. Kim başlar? Ama az önce ben makarasını yaptım hocam. Yani öyle hani espri olsun diye yaptım. Olsun. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Korona günlerinden önce benim sakatlıklarım vardı. Daha düzelmedi. İnşallah düzelecek. Ayhan hocayla biz bir kapışma yapacağız. Bu spontan bir şey. Forma girdiğimde, biraz kilo verdiğimde tek kol çekeceğim ve hocayla yarışacağız. Tamam, hadi bakalım. Evet. O zaman ben göğsümü patlatmak için kendime sınır veriyorum. Böyle tatile gittiğimde, efendime söyleyeyim, spor salonunun olmadığı yerlerde ben haftanın bir günü işte yarım saat içerisinde kaç tane push-up yapabilirim? 200 tane, 250 tane minimum rakam belirliyorum. O rakama ulaşana kadar o gün şınavımı çekiyorum ben. Ve emin olun en az 3 gün göğsüm böyle kabarık bir şekilde dolaşıyor. Güzel. Ama ciddi bir şekilde, örnek veriyorum, belirli bir sayıdan sonra 1-2 yapıyorum, yere yığılıyorum. Evet. 1 dakika dinleniyorum, 2 dakika dinleniyorum, 2 tane daha yapıyorum gerekirse. 5 tane daha yapıyorum ama o rakamı evet, 250'si, 250'yi, 300'ü, 300'ü evet, yakalıyorum. Bugün de 23 Nisan 2020 bu gün vasıtasıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi evet, Kurulu'nun 100. yılını, aynı zamanda çocuklarımızın çocuk bayramını kutluyoruz. Evet.
Arkadaşlar şimdi hocamızın tek kol. Tek kol değil ya, normal. Normal mi yapacağız? Tabii canım. Evet, hayır. Hocam çift kol ben de yaparım. Sadece tamam, çift kol değil ya. Yok, tek kol tamam, değil. Tamam, okey. Hadi bakalım. Bismillah. Say hocam. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Aslında devam ederdi hoca arkadaşlar. Yandım yandım. Niçin bıraktı söyleyeyim. Dün de çünkü göğüs idmanı yaptı. Evet. 65 aylık değil mi hocam? Evet. Aslında bu 65 rahat 75-85 de olur yani. Sinan yapabiliyordum ya. 95'i bilmiyorum da. Ben de hocam 60-70 arasını rahat yapabiliyordum gençken. Ama hani bugün isterseniz sizin için hani... Bir 100-150 tane çekeyim diyorsun. 100 tane yapayım bırakayım. Düzeldiğimde bu challenge'ı hocayla beraber yapacağız. Olur. Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Vallahi tekrar, öyle izin için. Çocuklarımızın, milletimizin, devletimizin bu güzel milli bayramını kutluyoruz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Olur. Görüşmek üzere. Son olarak bir şey daha ekleyeyim hocam. Tamam. Evde kal, hareketsiz kalma. Kesinlikle.